üst seviye oyun deneyiminin tam zamanı. MediaMarkt sunar. Evet, bu benim hatam. Sevgili dostlar, hoş geldiniz İstanbul Spor maçının ardından, Galatasaray'ın galibiyetinin ardından. Değerlendirmelerimizi voleyde yapmıştık. Burada da üstünden geçeceğiz. Sizin sorularınızı alacağım. Sizin sorularınız üstünden konuşacağız. Ses yok uyarısı yazan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Bugün stüdyo herhalde %95 falan bitti. Bir internet bağlantısı problemimiz var. Onu çözeceğiz. Onu çözdükten sonra, onu hallettikten sonra da aynı şekilde kameralarımızı aldık. Bir tek canlı yayın masam eksik. Onu da hallettikten sonra sizlerle buluşacağız efendim. Ümit ediyorum hepimiz adına güzel bir şey gerçekleşecek. Güzel bir stüdyomuz olacak. Orada böyle ses problemi o bu falan da olmayacak. Birlikte değerlendirmelerimizi yapacağız. Ya Galatasaray'ın ben şu bayağı direkten döndüğünü düşünüyorum. Yani belli dönemlerde yani maç boyunca maça tutunmak önemli bir şey ama İstanbulspor'da çok iyi bir oyun oynadı ama İstanbulspor'a verilebilecek bir yenilgi de vardı burada. Onu da söylemem lazım. Gerçekten problemli oyuncular var, temizlenmesi gereken oyuncular var, geliştirmesi gereken oyuncular var ve muhtemelen Sasha Boy'dan gelecek güçlü bir para olacak ve bunu Galatasaray transferde değerlendirebilecek. Tamamı illa hemen harcanmalı mı bilemiyorum ama Galatasaray'ın upgrade etmesi gereken güçlü pozisyonları var. Hepsini birlikte değerlendireceğiz. 1000 kişiyi açtık. Anketimizi de açtım arkadaşlar. 953 oy kullanılmış. Ankete oy kullanırsanız sevinirim. Ankete oy kullanırken beğeni tuşuna basarsanız da harika olur. Sasha Boy için en az 25 milyon euro. 20 milyon euro artıya fitim. Gerekirse tutalım yaza ucuz gitsin. Seçenekleri mevcut. Bir de ben ne bilemem. Aboneler bilir. Seçeneğimiz her zamanki gibi. Burada birlikte bir elimize bir transfer bütçesi geçecek. Bu bütçeyi birlikte o 25 bin euroyu nasıl harcarsınız? Onları da detaylarıyla belki bir anket daha açarız. Değerlendirmelerimizi yaparız. Canlı yayınımızda biliyorsunuz MediaMarkt'la bir işbirliğimiz var. MediaMarkt'a çok teşekkür ediyoruz. Karne hediyelerinin MediaMarkt'la tam zamanı diyoruz. Hem açıklamalar bölümünde hem de chatte linki mevcut. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden oyun konsollarına çeşit teknoloji hediye MediaMarkt'la sizi bekliyor. Arkadaşlar tahtamız da burada. 11'lerimiz yanda. Birlikte değerlendirmelerimizi yapacağız. Öncelikle şunu söylemek isterim. Galatasaray ne olursa olsun yani kim oynarsa oynasın belli dönem formsuzluklar olabilir, kaçırdığı goller olabilir, o olabilir, bu olabilir ama toplamda 20 gol katkısı yapan 24-25 yaşında galiba 98'li 25 yaşında diyeyim. 25 yaşında Türk, sadece Türk de değil UEFA tarafından da Türk listesine yazılabilen çok değerli bir oyuncusu var. Bunun farkında olmak lazım. Bu kriterlere uyan başka bir Türk oyuncu yok arkadaşlar. Yani Real Madrid'den Arda Güler'i alamıyorsanız, Juventus'tan Kenan Yıldız'ı alamıyorsanız ki bunların da henüz kariyerlerine bu seviye skor katkıları yok. Olur da. Çok daha fazlaları da olur. İnşallah Real Madrid Juventus'a başarılı olur ama Türkiye Ligi'yle işte yok bu çocukların. Kariyer gelişimleri gereği.
doğal olarak Galatasaray'da oynayabilecek. Ocak ayı bitmeden 20 gol katkısı vermiş. 12 gol 8 asist bulmuş. Daha fazlasını da bulacak. Muhtemelen 15-15'i çok rahatlıkla geçebilecek ki golde daha fazlasını yapabilir. Bir oyuncusu var Galatasaray'ın. Bu oyuncunun kıymetini bilmek lazım. Kerem Aktürkoğlu. Şeye de bakacağım ya bu arada. Başka kimin bu seviye katkısı var? Mesela inanılmaz övülen, inanılmaz beğenilen ya da mesela kredisi Kerem Aktürkoğlu'ndan daha yüksek kaç oyuncu bu performansı verebiliyor? Bunu da bir değinmek, değerlendirmek lazım. İsimler çıkmıyordur. Dur kendi şeyimi kısacağım. Yesterday. Such an easy way. Biraz daha bölüm geliyor. Arkadaşlar bu Galatasaray'ın mevcut kadrosu. Hakim Ziyech'e bir bakalım. Mertens'e bakalım. Ki Mertens bu sezon performanslı iyi oyunculardan biri. Icardi'ye bakalım. Zaha'ya bakalım. Hakim Ziyech. 4 gol 2 asisti var. Allah razı olsun. Şampiyonlar Ligi'nde 2 gol attı. Güzel. Değerli bir performanstı. Süper Lig'de 2 gol 1 asist var. Toplam 4 gol 2 asist. 795 dakika sahada kalabilmiş. Benim profil olarak doğru bulduğum bir oyuncu olmama rağmen önce sahada kalması lazım. Bu birincisi. Yani sonuçta ileri dörtlüde düzenli süre alan bir oyuncu diye. Çok az bir kısmı. 10 numarada büyük bir kısmı sağ kanatta. Mertens. Toplam 5 golü 5 asisti var. Bunların ağırlığı Süper Lig'de Şampiyonlar Ligi elemelerinde attığı kornerden gol. Çok değerliydi. İyi güzel hoş. 1742 dakikada 5 gol 5 asisti mevcut. Sizin takdirinize bırakıyorum. Icardi. Takımın süper yıldızı. Herkesin ağzının içine baktı adam. Takımın penaltılarını kullanan oyuncu. Toplam 18 gol 6 asisti var. 24 gole katkısı var. Dediğim gibi takımın zaten santrforu olduğu gibi. Toplam performansı da bu. Hani öyle böyle 2302 dakika oynamış. Şu an Kerem'e geçen tek oyuncu. Zaha 9 golü 4 asisti var. 1549 dakika oynamış. Şampiyonlar Ligi'nde attığı gol kritikti. İyi güzel. Onun da bir katkısı var. Ama toplamda skor kadar ne gol sayısı olarak ne asist sayısı olarak Kerem'in yanında değil. Kerem'in 12 golü 8 asisti var. Doğal olarak burada dediğim gibi bazı oyuncuların katkılarını sadece skor açıklamayabilir. Ama Kerem'in yaptığının bu kadar yatsınması da artık ayıp noktasına gidiyor. Ses yok diyen var. Nasıl yok abi? Kendi kendime kısıldı. Yo 100 şu anda. Herhalde trolleme diye düşünüyorum. Kaçırdığı maçlar var demiş Serkan. Ama kimsenin ya sonuçta ortada bir sürü yani bu maç kaçırmamak da bir skill, anlatabiliyor muyum? Kerem'e de bakalım birlikte. Yani maç kaçırmış olması bir artı değil, bir eksidir arkadaşlar. Takımın hücum hattının en çok süre alan oyuncusu. Ligde en çok gol atan ikinci oyuncusu. Şampiyonlar Ligi'nde United'a içeride dışarıda gol atmış. 6 tane asistle ligde Galatasaray'ın açık ara en çok asist yapan oyuncusu. Toplam performansı bu. Icardi'ye yakın gol katkısı var. Doğal olarak da ortadaki tablo şunu gösteriyor. Tabii ki eleştirilir. Kimse eleştirilerden azade değil. Tete ile kıyaslamayı gönlüm el vermedi. Neyse ona da bakalım. Ona da bakalım. Süt olan sen de gel. Gel süt olan. 2 gol 3 asist. 1 golü Türkiye Kupası. Allah razı olsun. Bir 30 dakika Kopenhag maçında süre aldı. Orada bir katkı verdi. Gerisine çok da değinmek istemiyorum. Zaten 2 asisti var. Bir tanesi ceza sahası dışında da Hakim Ziyech topu attı. Ziyech topu havaya kaldırdı, yapıştırdı, vurdu. Diğeri de
maç 4 iken mi oldu? 4. gol yani. Bir maçın 3-1'i 4-1'e getiren golde asist katkısı verdi. Henüz golü yok. Teşekkür ediyoruz TT'ye üstün performansı için. Ve kendisinden daha fazla eleştirilen Kerem Aktürkoğlu'nu da görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi burada artık biraz hakkaniyetli olmak lazım. Ben Kerem göklere çıkarılsın, tarihinin yerli oyuncusu demiyorum. Ama Kerem'in verdiği standart katkı bu. Hatta şeye de bakalım ya. Bu adamın bu sezon 20 gol katkısı var. Tüm kariyeri diyelim. Kulübe göre performans bilgileri. Henüz 25 yaşında olan 98'li, Ekim 98'li Galatasaray kaptanının Galatasaray'a verdiği katkı 39 gol, 38 asist arkadaşlar. Ve bu çocuk 3. ligden geldi. 3. ligden bedavaya aldığın bir oyuncudan 39 gol, 38 asistlik katkı alıyorsan herhalde bu noktada bir belli bir kredide açmak lazım. Gol kaçırıyor mu? Kaçırıyor. Zaten ya da daha iyisini yapabilir mi? Yapabilir. Ama gelişmekten gocunmayan bir oyuncu. Gelişime açık bir oyuncu. Eleştirirken de biraz da dozunu ayarlasak mı diye düşünmüyor değilim. En azından bunu söyleyeceğim. Sasha Boy konuşacak mısın demiş Yusuf Zeyrek. Tabii ki konuşacağız. Ama maçın kahramanı çok mu iyi oynadı bugün? İnanılmaz oynadığını düşünmüyorum. Ama en kritik anda sorumluluğu aldı. Abi golü kaçırsa dünya başına yıkılacak. O topu gidip alıyor mesela. O takımda Zaha oynuyor. Bırak Zaha'ya mesela. Zaha kaçırsa Kerem Aktürkoğlu eleştirilecek mi? Ya da Kerem attı övüldü mü? Övülmedi de yani. Ama çok büyük bir sorumluluğu gelip alabiliyor. Frikik'te o topun başına geçebiliyor. Ben buna bakarım. Galatasaray kaptanı olarak görevini iyi icra ettiğini düşünüyorum. Dediğim gibi 25 yaşında senede 20-30 yani kaç yıl bu? Galatasaray'a katılması Erzincan'da 4 maç oynayıp gelmiş. Türkiye Kupası diyorum. Sezonu yazsaydı keşke ya. Neyse burada şey ayırmış. Transferler. 2020'de gelmiş. 3,5 yılı tamamlamış durumda. İlk sezonunu çok saymaya gerek yok o konuda. Çok şey diyemeyeceğim. Sezon performans oluyor mu ya? İlk sezonunda bile 6 gol 3 asisti var. Bu arada muazzam. 823 dakikada bu kadar süre alan bir oyuncunun bu performansı göstermesi çok çok iyi. Onun dışında 21-22 10 gol 9 asist. 22-23 ki 10 gol 9 asistli sezonu rezil kepaze bir sezonu. Yani normalde bir genç oyuncu kaybolup gidebileceği bir sezonda. Çok çok iyi bir performans verdi. 9 gol 12 asist. Sadece Süper Lig bunlar. 9 gol 6 asist. Daha şimdiden gol sayısını yakalamış. Gol rekoru 10. 11 olmaması mucize. Süper Lig gol rekorunu kırma yolunda ilerliyor. Asiste de geçen sezon bu aylarda 1-2 asisti vardı. Sezonun kalan bölümünde de asist rekorunu da kıracağı kesin. Yani bu adama ligde 13 gol 14 asist falan yazabilir miyiz? Ya da tam tersi. Bence yazabiliriz. Daha Türkiye Kupası'nda da ilerleyecek. Daha fazla forma giyecek. Şampiyonlar Ligi'nde 2 golü var. Şampiyonlar Ligi elemelerinde bir performansı var. Avrupa Ligi'nde de oynayacak. Avrupa Ligi'nde de devam edecek. Bence en azından şunu söylemek istiyorum. Kerem'in göklere çıkarmaya gerek olmakla birlikte bu oyuncuya yapılan çok ağır, çok çok ağır. Ben burada chat'in yarısının Kerem'e niye şunu demedin, bunu demediğine dolduğunu biliyorum. Yani arkadaşlar takımda Kerem'in 3 katı 4 katı para alıp yan gelip yatan adamlar varken bence 25 yaşında Türk bir kaptan şu performansla Türk bir kaptanla da uğraşmamak lazım.
Fenerbahçe Cengiz Ünder'e 15 milyon euro verdi. Şu anda İrfan'ın rotasyonunda olduğu için takdir gören bir oyuncu. Şu anda da bence Türk oyuncu olarak herhalde bir tek İrfan Can Kahveci Kerem Aktürkoğlu seviyesinde. Ve İrfan Can Kahveci de bu performansını 4. sezonunda yaptı. Kerem Aktürkoğlu ilk sezonundan beri yapıyor. Biraz kadir kıymet bilelim. Kerem'e yapılanın ciddi bir haksızlık olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Kerem konusunu kapatıyorum. Şeyi de açayım. Evet sevgili dostlar, bu arada 3000 kişiye yaklaştık. Hepiniz hoş geldiniz. Çok sağ olun. 2850 kişiyiz. Ankete oy kullanırken bu arada Kerem'in istatistiği gayet de göklere çıkılmayı hak ediyor demiş Emir Andirican. Yani ben zaten dediğim gibi bu ligde eşini olduğunu düşünmüyorum. Ama hani böyle bir sırf yerli diye sevdalıymış gibi davrandığımı iddia edenler için biraz öyle konuşuyorum. Biraz daha ikna edici konuşmaya çalışıyorum. Yoksa zaten Kerem'in performansı ortada. Gayet de çok değerli. Bence kolay kolay da ikame edilemeyecek. Yabancı bir oyuncuyla da kolay ikame edilemeyeceğini gördük. Bugün Kerem'e dair bir tweet yazdım. Bir arkadaşımız da yazmış. Kerem İstanbulspor'la oynuyor, Galatasaray yazmış. Ben de şunu dedim yani. Tete Manchester City ile mi oynuyor? Tete Kerem'in 9 gol attığı ligde niye bir gol atamamış? 6 asist yaptığı ligde niye 2 asist yapmış toplam? Ki o da şüpheli. Bir kısmı da şüpheli. Neyse. Genel manada o kolay kolay yabancıların da yapamadığı ortada. Zaha'nın o kadar asisti yok. Tete'nin o kadar asisti yok. Biraz kadir kıymet bilelim bence. Sasha Boy anketine 3000 oy kullanılmış şu anda. 2970 daha doğrusu. %66'sı en az 25 milyon euro demiş. 20 milyon euroya fitim diyenler %22. Gerekirse tutalım yaza ucuz gitsin diyenler %9. Buradan en azından şunu çıkarabiliyorum. Hiç kimse yani ne şart olursa olsun kalsın demiyor. Belli yani Boğa'ya gitmek istediği de ortada. Boğa'ya çünkü Galatasaray çok iyi şartlarda bir sözleşme önerdi. Ben bunu söyleyebilirim size. Yaklaşık 3 ay önce 2 milyon euro ya çıkaracak. Yani şu anki gelirinin 4 katını çıkaracak bir teklif yaptı Galatasaray. Ama Sasha Boy tarafı şöyle düşündü. Biz bu sözleşmeyi yapmazsak 1,5 yıl sözleşmemiz var. Ve doğal olarak da büyük bir kulübe gitme ihtimalimiz çok daha yüksek. Hani 6 ay daha az kazanalım. Bir büyük takıma transfer yapalım. Aslında Sasha Boy sözleşme imza atmayarak bu tercihte bulunmuştu. Galatasaray'ın istediği yani Galatasaray'ın satmasını istiyor. Galatasaray da buna hazırlıklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü mevcut yönetim zaten sözleşme imzalanmadığında ümit ediyorum gerekli hazırlıkta yapılmıştır. Sasha Boy'un transfer süreci çünkü belliydi. Yani Kim Min-jae Fenerbahçe durumuna düşmemek lazım. Hatırlarsınız ya, Kim Min-jae de öyle bir çıkış yapmıştı ki Eylül-Ekim ayında belli etmişti yani. Zaten sözleşmesinde çıkış maddesi de var. Biri yatırır alır noktasına gelmişti Kim Min-jae. Ama Fenerbahçe onun arkasını doldurmakta güçlük çekti. Bir yıl vakti olmasına rağmen ümit ediyorum Galatasaray yönetimi benzer bir hataya düşmez. Ama Barış Alper Yılmaz gibi bir yedek var. Yani yedek derken alternatif var ve Barış Alper bekte gösterdiği performans belliyken neden sağ beki as oyuncu olarak atanmasın diye de düşünmüyor değilim. Mert C ama ZCH ile yandı. Uğur ne zaman özür dileyeceksin Galatasaray'dan bekliyoruz demiş. Mert'cim ben niye Galatasaray'dan üzüleyim? Ben Galatasaraylıyım ve Galatasaray'a dair Galatasaray lehine olduğunu düşündüm. Fikirlerimi söylüyorum. Yani ne yapayım, sizin gibi Tete mi öveyim? Endombele mi öveyim? Ne istiyorsunuz yani? Benim özür dilenecek hiçbir şeyim yok. Ben Galatasaraylılık yapıyorum. Kimseye de biat ederek bir Galatasaray faydalı olacağını düşünmüyorum. Babamın oğlu da olsa ben Galatasaray zarar veriyorsa eleştirin. Benim duruşum budur. Bence siz gözden geçirin görüşlerinizi.
Ya özür dilerim de Ndombele'nin bugünkü hani yerlerde sürünüyordu. 15 dakika oyuna girdi, yerlerde sürünüyor İstanbulspor karşısında. Özür dilerim, böyle bir oyuncuya kenetlenmeyeceğim. Özür dilerim. Tete ile kenetlenmeyeceğim. Onlar Galatasaray'la kenetlenirse bakarız. Ben yok öyle bedava kredi. Yok öyle bedava kepçe kredi. Pasaportum Brezilyalı diye, Fransız diye hiç de bile kimsenin kredisi, kimseye kredi verecek değilim. Kredi hak edilir, Galatasaray forması hak edilir. Hak etmeyen de eleştirilir arkadaşlar. Benim Galatasaray'ım böyle. Ben Galatasaray'ı böyle yaşıyorum. Galatasaray'dan özür dilerim. Niye ya? Ndombele, Paşa bizde dal geçerken sorun yok. Tete sıfır golle skorer falan dendi bir de. Yok skora yakın falan, şöyle solak içeriden şut atıyor falan. Sıfır golle devam ediyor. Ocak ayı bitti ya. Biraz utanma adam. 5 ay sonra asist yaptı. 4. golle Kerem'e pas vermiş. Ha bu arada özür dilerim. 4. golle Kerem pas ver. Kerem de 90'a vuruyor. Uzaydan 90'a top indiriyor Kerem. Yani inanılmaz. Bu oyunculara ben Kerem Aktürkoğlu ile bu oyuncu benim için bir değil arkadaşlar. Çok üzgünüm. Galatasaray'da sizin gibi yaşamak yani sizin gibi yaşamak bana Galatasaraylık gibi gelmiyor. Ha, sen öyle düşünebilirsin. Ben böyle düşünüyorum. Her oyuncuyu göklere çıkaran takımların taraftarları çok var. Ama Galatasaray kadar başarılı değiller. Biraz da sorgulayın bunları. Sizleri çok seviyorum. Mesajları da gördüm. Aslında bir kişiye yönelik ya söylemiyorum. Genel olarak kendi fikrimi ifade etmek açısından da açıyor diye söylüyorum. Yoksa şey gibi düşünmeyin. Hani üzüldüm, şu sinirlendiğim için değil. Sakin sakin anlatıyorum. Bu arada 3700 kişi olduk. Hoş geldiniz hepiniz. Çok sağ olun. Beğeni tuşuna basarsanız sevinirim. 3700 kişi de ankete oy kullanmış. Ama 454 kişi beğeni tuşuna basmış. 905 yapmak boynunuzun borcudur. Haberiniz olsun. Kerem hakkında ne düşünüyorsun demiş Arda Seyhan. Hoş geldin Arda. Biraz geri al. Biraz geri al. Galiba 10 dakika kadar Kerem konuştuk. 5. dakikadan 18. dakikaya kadar falan izleyebilirsin. Teşekkür ediyorum. Uzun uzun değerlendirmemizi yaptık. Barajı konuştum mu abi? Ben yeni geldim demiş Güven. Güven iyi bir Fenerbahçeli arkadaşım. Barajda hiçbir problem yok. Verilen penaltıda da bir problem yok Güvencim. Teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum. Senin derdini biliyorum. Fotoğraf atacağım sana. Fotoğrafı çektireceğim söz. Ama eve 12'den sonra girdiğimi bilmeni isterim. Şimdi Sasha Boya mı girelim, Tete'ye mi? Abi Tete'ye teklif gelmiş. Ne düşünüyorsun demiş. Bir de beğeni alalım be abiler demiş Fatih Ereşer. Fatih'cim teşekkür ediyorum. Tete'ye gelen teklif hakkında ne düşüneceğim yani? En uygununa Tete'nin kabul edeceği en uygun teklifi yolcu etmek lazım. Zannetmiyorum çünkü yıllık kazancı 3,5 milyon euro burada. Aklımı peynir ekmek diyeceğim. Bence mümkün olduğu ölçüde çıkmak lazım. Tete'ye dair zaten söylenecek bir şey kalmadı. Bence konuşmak bile gerekiyor. Ekbert Bamrin de sorularınıza geçiyorum. Ekbert Bamrin de yayınlar kral demiş. Teşekkür ediyorum Ekbert. Arsenal United Bayern devreye girmişken durumu değerlendirip fiyatı yüksek tutmak gerekir. Bu ortamda 30 milyonu bulur Boy demiş. Şimdi burada Boy'un tavrı da önemli. Sasha'nın tavrı da çok önemli. Ekrana veriyorum. Fabrizio'nun tweetiyle. Tweetini de vereyim. Şöyle yapayım ya. Sadece kulüpler görüşüyormuş. Boy zaten Bayern'e gitmek istiyor. Bunu hepimiz biliyoruz yani. Zaten çok doğal. Rende kadroya girememiş. Galatasaray'da kadro dışı kalmış bir oyuncuyken yakaladığı devasa çıkışla Bayern mini istiyor seni. Şampiyonlar Ligi'nin en büyük 5 favorisinden biri istiyor.
Galatasaray 15 milyon artı bonuslar teklifini reddetmiş. Bu 15 milyon euro Bayern Münih'in Trippier'e de teklif ettiği bedel. Bunu söyleyeyim. Ama Galatasaray 30-35 milyon euroluk bir paket istiyor. Bunun ortasında buluşulur bence. 20-25 milyon euroluk bir paket bekliyorum. 20 milyon euronun altına satılmamasını çok doğru buluyorum. Eğer gerçekten güçlü bir rekabet olursa ve Boye de derse ki ben Bayern'e de okeyim, Arsenal'e de okeyim. İstediğinizi şey yapın. İstediğinizi gönderiyi çevir hocam demiş. Okuyamayanlar için. Aslında tercüme etmiştim ama siz de böyle bakın. Ne anlatıyordum ya? Yani bu ay her yere okeyse bence bedel biraz daha yükselir. Ama ben her türlü Bayern'e gideceğim derse iş biraz daha zorlaşır. Çünkü Galatasaray'ın eli de belli bir yere kadar. Galatasaray'da eğer iyi bir para kazanmak istiyorsa bu transfer döneminde verecek. Belli yani. 2 kere 2 4 yani çok güçlümüş gibi davranmaya gerek yok. Eğer sözleşme uzatılsaydı belki geçen sezon ilk çıkış yaptığı dönemde 1 milyon euroluk 1-200'lük bir pakete ya da işte o dönem Dubois ile aynı sözleşme istiyordu. Biraz pazarlıkla 1,5 milyon euroya falan bağlansa daha iyi olabilirmiş. Hakan Yaprak 20 skandal olur demiş. Ama 1,5 yıl sözleşmesi var Hakan. Bence de 20. Ben Eder'in 30, bu arada çok doğru bir fiyatlama. 30'luk oyuncu olduğunu düşünüyorum. %100 fikrim bu. Ama eldeki şartlar Sasha Boy'un lehine. Çünkü bu ya şimdi satılmazsa yazı beklemek durumunda. Yazında aynı piyasası olur olmaz, bir sakatlık olur vesaire. Her türlü durum mevcut olabilir. Bunlar büyük paralar. Bekir Kara Bayern Trippier aldı. Boy Arsenal'e gider bence demiş Bekir. Hiç Trippier işi bitti ya bu arada. Trippier'e 25 milyon euro istedi Newcastle. 33 yaşındaki oyuncuya da 25 milyon euro vermek istemedi Bayern Münih. O iş kapandı. %15'i Ren'e gidecekmiş demiş Turhan Emir. Doğru. Bir de öyle bir şey var. Doğru doğru. İlk sözleşmede vardı hatırlıyorum. Ama onların da hakkı yani, şimdi şey diyemem. 23 milyon gibi bir para alıp 3-300 falan gibi bir parayı şey yapmak lazım. Yani Galatasaray'ın kasasına kemiksiz 20 kalacak şekilde bir para koyup yapılan indirimi de en azından bir %15 biz veriyoruz. %10 da mesela bir sonraki transferden pay gibi. Gerçi Sasha Boy şey yapmıyor yani. Daha doğrusu Bayern Münih kolay kolay oyuncu satmıyor. Bayern Münih kolay oyuncu satmadığı için çok başarılı olursa salacaklarını düşünmüyorum. Ama yine de onu da koydurmak lazım. Bence Emre Açıkgöz, Uğur bu satış işlerini genel olarak çok iyi beceremediğimizi kabul etmek lazım sanırım değil mi demiş. Ya satışı yapman için elinin kuvvetli olması lazım. Sözleşmenin sağlam olması lazım. Sasha Boy'un 2,5 yıl kontratı olsa sen istediğin parayı alırdın. Takır takır sözleşme de imzalatırdın. Serbest kalmasına da 30'u yazardın. Hiç kimseyle pazarlık yapmazdın. Gayet de net bir şekilde bu işi çözülürdü diye düşünüyorum. Bahadır'ın bir mesajını gördüm. Ben bunu dün anlatmış olmama rağmen böyle değişik bir mesaj. Bir açıklık getireyim çünkü Haluk abiyi severim. Gökhan Dinç'le birlikte bir benim adımın da geçtiği bir konuşma yapmışlar. Uğur Reis, Riva'da Tefes sizi çağırmış abi. Haluk Yürekli ve Gökhan Dinç dedi. Onunla ilgili bir şeyler dediler. Tam izleyemedim. Büyük Ekşi'nin PR çalışması falan dediler. Gördün mü demiş. Gördüm. Yani gördüğümü derken senden gördüm. Bir iki kişi daha yazmış. İzleyemedim ama ben bunu zaten dün yayınımda anlattım. Böyle yani 2-3 yılda bir bazen atıyorum altyapı hakkında bir şey olur.
bir turnuva olur. İşte kadınlar futboluna dair bir şey olur. Riva'dan davet alınır. Ben de eğer yani ne bileyim bir şeyler öğrenebileceğim bir şeyse giderim. Fikirlerimi dile getiririm ya da izlerim maçları. Dönerim. Çok yanlış bir şey olduğunu düşünmüyorum. Büyük Ekşi'nin PR çalışması falan demişler. Benim PR yaptığımı gördünüz mü? Ya ben sonuçta Mehmet Bey, ben bu arada toplasan 10-15 dakika gördüm. Sohbet ediliyordu. Kendim bir tane soru sordum. Cevabımı aldım. Ya 3 gün önce ne düşünüyorsam bugün de aynısını düşünüyorum. Orada da 3 aşağı 5 yukarı dile getirdim. Size yapılan, yani sizin yerinize başkası da olsa aynı şekilde 3 yıl sonra da 10 yıl sonra da Türk futbolunun sorunları aynı olur. Değişmez dedim yani. Eleştirel bakış da değişmez. Bir altyapılara dair, bir de zeminlere dair bir fikrimi söyledim. Özellikle zemin konusu önemli. Yani ben burada söylediklerimi fırsat oldu. Orada da söyledim. Kimsenin PR'ını da yapmıyorum. Gelip de size Mehmet Büyükekşi şöyle güzel işler yaptı, böyle güzel işler yaptı diyen birisi miyim? Değilim. İletişimde olmak kötü bir şey değil. Bence güzel bir şey yapmışlar. Yani davet ettiler. Ben de fikirlerimi aktardım. Ama ben sonuçta gidip 15 dakika kahve içtim diye fikirlerini değiştirecek birisi değilim. Yani rahat olabilirsiniz. Kimsenin de PR'ını yapacak halim yok. Yani PR kelimesiyle benim adımı aynı yerde. Yani daha izlemedim tabii ki. Andılarsa biraz talihsizlik olmuş. Haluk abi, dediğim gibi Haluk abi iyi bir gazetecidir. Genel bir görüşünü söylerken denk gelmiştir. Yani benim adım da bu tip bir şeyle. Ama ben zaten geldim. Size gittiğimi de söyledim. VAR odası gezildi. Onun da sunumu yapıldı. Mehmet İlker Coşkun İlker Bey sunumunu yaptı. Güzel bir sunum yaptı. Yani sistemi gördük. Yani teknik olarak nasıl yapıldığını gördük. O kadar yani. Burada da bir ben niye konuşulmaması gerektiğini anlamıyorum bu arada. Yani sonuçta bence futbolcularla da röportaj yapılabilmeli. Yöneticiler de topluca bir yere girip soru cevap şeklinde kendi görüşlerini dile getirmeliler. Bunlar zaten Avrupa'nın her yerinde olan şeyler. Dediğim gibi ben PR yapacak biri değilim. Rahat olun yani. Ben kimseye muhtaç olmadan kendi kanalında burada 5000 tane arkadaşıyla, dostuyla, hater'ıyla buluşabilen bir insanım. Benim hiçbir şekilde hiç kimsenin davetine vesaire ihtiyacım yok. Merak etmeyin yani. Rahat olun. Benden yana bir şey olmaz. Sevdiğim insanlar da var. Bu dakika ne oldu lan? Yayın gitti sandım. Genel olarak durum böyle. Ona da bir açıklama getirmiş olayım. Sorularınıza geçeyim. Devam edeyim daha doğrusu. Halil Serhat Akın'a bir eleştiri getirmiş. Zannediyorum şey videosuyla alakalı. Deniz Türüç'e dair eleştirileriyle alakalı herhalde ama tam anlamadım. Ya ben aynı mesleği yapan insanlara şey yapmak istemem. Benim duruşum o değil. Herkesin bir ortak işi var. Doğru doğru, yanlış yanlış. Ya doğru yanlışı siz ayırt edeceksiniz. İzleyeceksiniz veya izlemeyeceksiniz. Bu böyle bir şey. Yani ben kimseyi buradan söyleyeceğim bir lafla ne eğitebilirim, ne başka bir yöne götürebilirim, ne Serhat Akın'ı ben övsem ne olur, yersem ne olur. Bu arada şahsına münhasır. Muhabbeti sohbet düzgün. Denk geldiğimizde de muhabbet ettiğim birisi. Ama yani her görüşüne de katılmak zorunda da değilim. Eleştirmek durumunda da değilim. Herkesin kendi mecrası. Ama Halil'in niye kızdığını anlıyor muyum? Net şekilde anlıyorum yani. Onu da söylemiş olayım. Bu arada Allah Allah ya. Takılma var mı arkadaşlar sizde? Bir probleminiz var mıdır? Enes Yaşar Okan Hoca'nın 8 numara istememesi hakkında yorumun nedir demiş. 8 numara istememe, yani bunun burada bir sıkıntı var galiba gerçekten ya. Bu ne böyle? YouTube sorunsuz akış durdurmak için yeterince video alamıyor. Ara belli alma sorunu yaşanacak falan demiş.
Ha, Kerem'e itici mi demiş? Yani bence Kerem gayet sempatik bir isim. Benim de görüşüm bu. Düzeldir gibi şu an. Ay Allah'ım ya, tam böyle dolu dolu bir benim ki 5000 kişi buluştuk. YouTube sorunu çıktı yani, inanılmaz. Takılma düzeldi zannediyorum. Okan Hoca'nın 8 numara istememesi. Okan Hoca'nın Şampiyonlar Ligi için bir daha çok 6 ağırlıklı bir oyuncu istediğini, 6-8 arası bir oyuncu istediğini fark etmiştik. Doğru, ama illa aynı şeyde olacak diye bir şey yok. Aynı fikirde olacak diye bir şey yok bu dönem için. Bir de Kaan Ayhan 6 numara oynayabileceğini ispatladı arkadaşlar. Bence Kaan'ın önüne bir oyuncu almaktansa 8-10 arası bir oyuncu alıp üçlü orta sahada yapılabilecek, direkt 10 numarada oynatılabilecek, daha dinamik bir oyuncu almak daha makul, daha mantıklı diye düşünüyorum. Eğer illa hani 6 numara alınacaksa benim katıldığım bir fikir olmaz. Ben daha dinamik bir 8-10 arası bir oyuncuyu tercih ederim. Ama Okan Hoca'nın o dönemki fikirleriyle şu dönemki fikirleri bir olmayabilir. Çünkü Kaan, Ayhan ve Kerem Demirbay kazanılmış durumda. Ndombele için aynısını söyleyememekle birlikte Galatasaray'ın daha şey tercihler yapması gerek, daha iyi tercihler yapabilir bence. Daha doğru tercihler yapabilir. Öncelikle bek diyor hoca. Orta saha idare ederiz ama önce bek sonra bakılır gibi dedi demiş Tolga Nurcan. Ya bugün de gördük. Sanki bir tane Barış Alper'le birlikte sağ ya da sol bek, bu arada fark etmez. Güçlü performansı olan aktif dinamik bir oyuncu olursa bence net bir şekilde, güzel bir şekilde Galatasaray yoluna bakabilir diye düşünüyorum. Oğlum bu YouTube niye sorun çıkarttı? Sinirim bozuldu ya. Neyse, düzeldi gibi. Bir süredir göstermiyor. Şimanski ilaç olurdu Galatasaray demiş Hakan Yaprak. Aynısını düşünüyorum. Galatasaray zaten daha önce ilgilenen takımdı. Ama dünyada bir tane oyuncu yok. Daha fazlası, daha iyisi de yapılabilir. Daha iyisi olabilir. Ona da takılmamak lazım. A7. Bu ayı aşığım ama buralar şirket demiş A7. Ayrılıklar böyle olmalı demiş. %100 katılıyorum. Bahtı açık olsun. Makul fiyata satılırsa. Mustera efsanemiz ama reaksiyon veremiyor. Görülmeli. Mustera'yı ayırıyorum. Bunu daha sonra konuşacağım. Şimdi Sasha Boy konusunda ben Sasha Boy'a 1 gram gönül koyacak halim yok. Ya sonuçta adam devasa bir çıkış yakalamış. Şu an Şampiyonlar Ligi'nin elit takımlarında forma giyebilecek bir performans vermiş. Fransa milli takımına gidebilecek durumu var. Doğal olarak da burada kendi böyle bir tercih yapması çok doğal. Ben boyun bu tavrını anlayışa karşılıyorum. Galatasaray için de doğru. Belli ki Bayern Münih de istekli. Bu iş bir noktada çözülür. Burada sadece bir tane teşekkür edilmesi gereken bir kişi var. Okan Buruk. Neden diyeceksiniz? Çünkü Sasha Boy'u biliyorsunuz, ben ilk geldiği günden bu yana oynaması yönünde çokça fikir belirttim. Benim bu isteğimi kıran bir tane şey oldu. Torrent'in oynatmaması değil ama Torrent'ten sonra da Okan Buruk'un kadro dışı bırakması. O dönemi biraz hatırlatayım sizlere. Fatih Hoca düzenli oynatıyordu Sasha Boy'u ve belli bir performans yakalamıştı. Hatta hafif sakatlığı varken, sakatlıktan yeni dönmüşken Fatih Hoca Avrupa Ligi için risk alıp Marsilya maçını oynatmıştı ve ciddi bir süre oynamadı Sasha Boy. O arada da Fatih Hoca o malum krizi yaşadı. Torrent geldi Burak Elmas'la. Torrent Sasha Boy'u değersizleştirmek için, yani Torrent'in kattığı şeyler de vardı. Bence Kerem Aktürkoğlu'na da bazı şeyler kattı. Ama Galatasaray'a büyük zarar vermiştir. Hiçbir genç oyuncuya doğru düzgün şans vermemiştir Kerem dışında. Sasha Boy'un da futbolculuğunu sorgulayan demeçlerde bulunmuştur. Giderken de verdiği raporda çok kalmak istiyordu.
giderken verdiği raporda da Sasha Boy'un satılması gerektiğini söylemişti. Bir de Sasha Boy'a izin vermiş. Tatil izni. Sasha da Okan Buruk geldiğinde yeni toplanma zamanını belirlediğinde de ya bana izin verildi, ben ona göre plan yaptım, ben dönüş tarihimde döneceğim dediği için kadro dışı kalmıştı. Ama o dönem Galatasaray için bir mucize oldu. Yeni transfer Léo Dubois 1 milyon 800 bin euro maaşla. 1 milyon 800 bin euro maaşla. Yani Sasha'ya ödenen bonservisin neredeyse 2 katı. Sasha'ya ödenen maaşın neredeyse 4-4,5 katı. Bir kontratla gelen Léo Dubois 3 hafta sakatlandı. Omar da rezalet oynadı performans olarak. Omar'la bu işin gitmeyeceği anlaşıldı. Ve o dönem Antalya Spor maçı. Voley'de bu maçı sorduğumda Sinan hatırlattı sağ olsun Antalya maçı olduğunu. Antalya maçı, ben size insider bir bilgi anlatayım. Aslında Sasha Boy gelip 2 gün idmanlara çıktıktan sonra son taktik idmana Ali Turap 11 kadrosuyla çıkıyor. Sasha Boy yedek takımla çıkıyor. Ama Sasha kendini hazır tuttuğu için, Okan Hoca ikna edecek performans gösterdiği için Sasha Boy sahaya çıkıyor ve o gün aldığı formayı bir daha hiçbir şekilde hiç kimseye vermeden Léo Dubois'ı formasını da elinden alarak 1 milyon 800 bin bir yedek yaptı. Ama Galatasaray'a şu anda 25 milyon euro civarı bir para kazandıracak noktaya geldi. Bunu neden anlatıyorum? Çünkü Okan Hoca biraz ego yapsaydı, ulan zaten geçen senin yarım yamalık oynamışsın, gelip tarih veriyorum, tatildeyim diyorsun, 22 yaşın adamsın, ben bunu gönderin ne olacak dese, kadro dışından geri döndürmese, bana transfer yapın dese, ya da ben Ali Turap'la devam ederim dese, şu anda Galatasaray Sasha Boy'u bedava kaptırmış ve sağ bek sorunu yaşıyor. Muhtemelen de Şampiyonlar Ligi'nde 3. değil 4. olmuş bir takımdı. Çok açık söyleyeyim. Ben açıkçası burada hem Sasha Boy'un üstün çıkışı, Sasha Boy'a profesyonelliği için Okan Hoca'ya da egosuz, gerçek bir Galatasaraylı gibi, sadece bir teknik direktör gibi değil de Galatasaray'ı düşünen bir spor adamı gibi davrandığı için teşekkür ediyorum. Bence bu transferde Okan Hoca'nın da adı geçmeli. Bakalım Galatasaray'ın talepleri doğrultusunda nerelere gidecek, ne olacak? 25 değil 15 demiş Fenerbahçe. Galatasaray 15'i reddedir hocam. 15'e vermez Galatasaray. Minimumunu söylüyorum 20. Ben 20'ye de memnun olmam da. Ben minimum 23'e biteceğini düşünüyorum. Galatasaray'ın düşeceği son rakam o olur. 3 milyon euro Ren'e gider. 20 civarı Galatasaray kalır. Olacak olan bu bence. Bence şampiyon da olamazdınız demiş Ömer Zengin. Ha, doğru. Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Burak İncesu abim baba ol seni A-Spor'dan beri zevkle izliyoruz demiş. Çok teşekkür ediyorum. Sizlere güzel bir sürprizim olabilir. 3 vakte kadar. 1-2 haftaya kadar. Stüdyo bitsin. Hazırlıklarımız tamamlansın. Sana ve senin gibi düşünenlere güzel bir sürprizim olabilir. 4 yaşında oğlum var. O çok güzel. Nesilden nesile, kuşaktan kuşağa. Umarım ileride onunla da baba ol seni izlemeye devam ederiz demiş. Çok teşekkür ediyorum Burak. Babamın sorusu var demiş. Zeki Çelik'i hiç beğenmiyor. Şu an o konuşuluyor demiş. Ya Zeki şöyle bir adam. Zeki 40-45 maç, 50 maç neyse Avrupa dahil periyodu fiziksel olarak rahatlıkla çıkarabilecek, kondisyonu olan, idmanını iyi yapan stoper kökenli bir bek. Eğer yerli şeyi olsaydı kotası, bu seneki gibi kural olsaydı çok şaşırmazdım. Şampiyonlar Ligi'nde de idare edebilecek bir oyuncu derdim. Hani aşırı memnun olmasam da, hani Galatasaray'ın boyunu uzatacak bir transfer olmasa da, yerliyi sağ bekten çözüp, sağ sol bekten çözüp Barış Alper'le birlikte parayı ön tarafa harcayan, yani 8 numaraya özellikle orta sahaya ve diğer bölgelere harcamayı daha doğru bulurum diyebilirdim. Ama yerli durumu buyken Zeki Çelik'e gitmek çok bana çekici gelmedi. Ama bu dönemde ya bir kiralık mesela
kiralık bir formülle çözülebilirse bakılabilir. Yani Çağlar tipi bir formülle çözülebilirse olabilir. Neden olmasın? Bir arkadaşımız da Zeki 7 ya da 8 milyon euro Premier Lig'e gidiyormuş galiba demiş. Tugay İdin. Bilemedim. Şu hakim olduğum bir transfer haberi değil. Normalde bakıyorum. Ama Zeki beni, yani Zeki hücum tarafını asla tatmin etmez. Onu söyleyeyim. Sol tarafı, yani biraz 3. stoper gibi. Yani tamamen stoper oynatıyormuş gibi değil ama ileriye destek verir. Ama hücumda bir farklılık yaratmaz yani. Onu net söyleyeyim. Tete için durum ne demiş? Hüdayi Akkaya. İnşallah gider. İnşallah gider. Diyecek bir şey yok. Bence Terim'e teşekkür etmeliyiz. Okan'a kalsa yine oynatmazdı demiş. Usta Splinter. Oğlum Okan Hoca oynattı ya, kadro dışıydı adam. Kadrosundan döndürüp Duban önüne forma verdi ya, nasıl Okan Hoca'ya kalsa yine oynatmazdı. Okan Hoca oynattı sonuçta. Fatih Hoca'ya da teşekkür etmek gerekiyor tabii ki. O dönem transfere onay veren teknik adam. İlk oynatan teknik adam. %100 Fatih Hoca da bu işin içinde. Ama bu hikayede Okan Hoca'nın kadro dışından döndürüp 4. sağ bekken düşünülen 1. sağ beke hiç tereddüt etmeden yazması bence takdire şayan. Bence çok doğru bir hikaye. Abi yorum okumuyorsun demiş Eren Ersaraç. Hocam okuyorum. Denk gelince chatten de okuyorum burada. Az önce okuduğum mesaj chatten de. Ama süper chatlerimiz de var. Onları sırayla okuyacağım şimdi. Ondan sonra tekrar dönüş yapacağız chat'e. Parklı bas uygulayan İstanbulspor'a karşı standartlardan golleri bulmak önemliydi demiş Ekbert. Büyük transfer değişimini yaz dönemine bırakırım demiş. Ya bu da makul. Yani şey diyemem. Kötü bir fikir diyemem ama kalan kadroyla yürüyelim gitsin ya da deneceğini düşünmüyorum. Yeni geldim, Tete'yi gömmeyi kaçırdım mı demiş Big Ben Stars. Bir sonraki soru da onun. Ya arkadaşlar ben, yani şimdi şöyle bir, benim şöyle bir fikrim var. Ben hiçbir zaman, yani şöyle söyleyeyim, Tete'yi eleştirmemenin ya da Tete'ye çok iyi diye goygoylamanın Galatasaray'a zarar vereceğini düşünüyorsam eleştirimi yapıyorum. Ama bugün zaten herkes böyle düşünüyor. Çok aman aman üstünde durmaya gerek yok. Tete bu zaten Tete. Tete'nin bugünkü performansı benim kafamda bir dirhem fikir değiştirmedi. O yüzden benim için maç notlarından birisi değil. Zaten ben şunu biliyorum. Okan Hoca beklerde bir alternatif olsa Barış Alper'i sağ kanada yazacak mı? Bu şahsı Ziyeh yokken bile oynatacak mı? Oynatmayacak. Doğal olarak Tete bu takımın zaten güçlü bir parçası değil. Teklifler var deniyor. Yolu açık olsun. İnşallah kabul eder. Ben kabul etme ihtimalini zor görüyorum. Kabul etme ihtimalini kolay görmüyorum. Ama bu arkadaşa da daha fazla zaman ayırmak istemiyorum. 11 çıkıp bir daha böyle bir şey gösterirse o zaman ayrı konuşacağım. Ama Galatasaray'a zarar veren oyunculardan Galatasaray'ın bir an evvel temizlenmesi gerekiyor. Bunu söylemek istedim. Big Man Stars boy diyelim 20'ye gitti. O parayı nasıl harcardın demiş. Güzel bir soru. Ya Galatasaray 20 kaldığını düşünelim. Nasıl harcarım biliyor musun? 9-10 milyon euroluk bir 8-10 arası oyuncu alırım. Bir tane bek oyuncusu alırım. Sağ ya da sol bek. Mümkünse sol bek alıp Barış Alper'i sağa kaydırırım. Barış Alper'e zaman tanırım ki Barış zaten kısa sürede bu işi çözecektir. Milli takımın banko sağ beki. Bir oyuncu kazanırım. Hem de hücumda da katkı sunacak. Skor yapabilecek, asist yapabilecek. Ekstra bir açık oyuncusu gibi. Sol beke 4-5 milyon euro civarında. Belki biraz daha fazla. Şey yapabiliriz. Bir değerlendirme
yapılabilir. Bir sol bek oyuncusu bakalım. Ben iki transferle bu işin çözülebileceğini düşünüyorum. Recep Bahtiyar, Kerem'i beğenen biri olarak söylüyorum. Fiziği zayıf geliyor demiş. Ama ayakta duruyor hocam. Böyle yerlerde sürünen bir oyuncu değil ki. Koşarken kollarını bu kadar açarak depar atması normal mi? Çalışarak daha seviye olur mu? Hocam koşu stili çok önemli değil bence. Önemli olan hızlı bir oyuncu olması. Hızlı mı? Hızlı bir oyuncu bu arada Kerem. Fiziği çok zayıf gözüken mesela Gavi'ye bak. Barcelona'da. Pedri'ye bak. Bunlar şey dersin yani. Gavi özellikle. Ya bu ne ya? Bu zafiyet geçiriyor bu çocuk dersin. Ama çok sağlam. Birebir de kalçasını vurduğu zaman kendinden 20 santim 15 kilo fazla oyuncuları indirebiliyor. Önemli olan sağlam durabilmek. Ayakta durabiliyor mu? Durabiliyor. Eziliyor mu? Ezilmiyor. O zaman da fiziği zayıf değil demektir. Bazen de bu tarz oyuncuları kas yaptırırsan bu sefer hızını yitirebilirler, esnekliklerini yitirebilirler. Daha kötü olabilir. Ben Kerem'in fiziğini gayet yeterli ve iyi buluyorum. Abi selamlar demiş Serhat Yakar. Selamlar. Kerem'i baştan beri sol kanatta oynatsaydık çocuk böyle hiç sıkıntıya girmezdi. Mental olarak yine de çok güçlü çıktı bu dönemden demiş. Yani 10 numarada geçirdiği kısır döneme rağmen kariyer rekorunu kırmak üzere gol sayısında. Asist sayısında da bence iyi gidecek. Gayet başarılı buluyorum. Yani gerçekten çok sağlam bir çocuk ya. Alperen Ertuğ ilk süper çetini atmış. Sağ olsun. Yiğit Sarıca gelecek vadeden oyuncu olmuş. Serhat Yakar soru sorduktan sonra ayrıca bir daha gelecek vadeden oyuncu olmuş. Teşekkür ediyorum. Şamil Çam emoji atmış. Ben de sana atıyorum hocam. Teşekkür ediyorum. Her yayında varsın. Gözümden de kaçmıyor. Aksakallı dede. Abi stadın dışında beton. Oo serçe demeden soru sormuş lan. Aksakallı dede. Çok farklı bir soru sormuş. Eyvallah hocam. Abi stadın dışındaki beton yapıyı ne zaman düzeltecekler? Stad açıldığı günden beri bitmemiş. Çevre düzenlemesi yok. Yönetim neden stadı önemsemiyor demiş. Aksakallı dede. Bu konu böyle bir konu değil. Şimdi bazı eserler mimarlarının onayı olmadan değiştirilemiyor. Stadyumlar da bunlardan biri. O dönem stadyumu çizen mimar şöyle bir şey düşünmüş. Ben boyama istemiyorum. Beton olarak bırakayım. Modern bir loft deniyor ya. Hatta şöyle anlatayım. Benim oturduğum dairenin salonu loft şey yani. Duvarlar sıva gibi böyle. Babam geldiğinde buralar boyanmayacak mı demişti. Gezdiren kişi de demiş ki abi burası loft daire boyanmaz buralar böyle demişti. Biraz bunun gibi düşünün. Loft daire boyanmaz. Loft stadyum. Belli ki böyle düşünmüş. Yok yok Toki ile Moki ile alakası yok. Murat Bal Toki yazmış. Toki ile alakası yok. Mimar, çizen mimar benim bildiğim zaten Toki ortaktı. Ne Talu'ydu ya? Eren Talu'ydu galiba. Eren Talu almıştı yaleyi. Mimar da Mete Bey'di. Mete bilmem kim. Şey yapacağım. Galatasaray stadyum mimarı Mete. Mete Arat. Cem Arat'la birlikte tasarlamışlar. Mete Bey'in izni olmadan bu tarz değişiklikler yapılamıyor kısacası. Mete Bey de loft olarak bırakılmasını istiyor. Fikir böyle yani. Bazı eserlerde tüm yapılar için geçerli o demiş. Onur Baturay. Teşekkür ediyorum desteğin için. O yüzden o boyanmamış değil yani. Galatasaray'ın yapabileceği bir şey yok ona. Çevre düzenlemesi ayrı bir şey. Çevre düzenlemesi eleştirini şey yapabiliriz. Chat'te de teşekkür ederim. Mete Arat yazmışlar. Eren yazmışlar. Talu. Eren Talu yapamadı. Toki destek ver demiş Yaşar Gers. Doğru. Eren Saraç Tete'nin bütçesiyle Frida alsaydık City'yi bekliyorduk demiş. Ya bunda da haksızlık yapmayayım. Ben ya iyi bir şekilde biliyorum bu konuyu. Ben Fred konusunu anlatan benim zaten. Fred için Galatasaray bir gizlilik anlaşması yaparak alabilirdi sadece. Fred'i de ikna edip. Ama gizlilik anlaşması yapsaydı daha sonraki transfer hedefleri için
Galatasaray istediği nokta şey olmayacaktı. Avrupa piyasasında yani bunların parası yok. Para bekliyorlar. Ancak öyle transfer yapabilecekler noktasında olacaktı. Galatasaray da bunu istemiyordu. Bu yüzden böyle bir tercih yaptı. Ha, Galatasaray karar alıcıları bugün o güne geri dönse Fred'i almak için Manchester United'da bir anlaşma yapıp Fred'e yürüse daha mantıklı yapardı. Daha mantıklı yapabilirdi. Bu söylediğim Fenerbahçe'nin imzalamasından bir 10 gün önce falan. Galatasaray yönetimi hata yaptı yani o konuda. Ben katılmıyorum. Yani bir gerekçesi olabilir ama gerekçe kurtarmıyor. Galatasaray'ın bütün sorununu çözerdi Fred. Fenerbahçe'nin birçok sorunu çözdüğü gibi. Ama Tete ile de bir alakası yok. Çünkü Tete aslında Raşit San'ın yerine alındı. Tete'nin bütçesiyle Raşit San alınsaydı çok daha mantıklı olurdu. %100. Burak, Şampiyonlar Ligi Avrupa maçları TRT'de yayınlanacak mı demiş. Şöyle, tabi platformda yayınlanacakmış. Türk takımlarının maçları da TRT'den açık yayınlanacakmış. Son derece güzel bence. Zaten bir daha herhangi bir kurumun böyle herhangi platformun çok kolay bu topa girebileceğini düşünmüyordum. Kulüplerin Avrupa gelirleri çok kısıtlı kalacaktı. Hemen hemen aynı parayı euro bazında, ki euro da ciddi şekilde artmışken aynı euro bazında tutulabilmesi anlaşmanın bence kulüpler için faydalı. TRT'den de rahat izleriz. Şimdi TRT'nin altyapısı ne yalan söyleyeyim. Ben her maçı TRT'de olacağını bilerek rahat rahat arkama yaslanarak izlemek isterim. Egemen Ömer Yılmaz, seni ve yorumlarını seviyorum ancak voley yayında sonunda sürekli telefonla ilgilenip yayından kopman kötü olmuş demiş. Hocam acil bir yazışma yapmam gerekiyordu. Özür diliyorum o konuda. Ama ya hoş olmayan bir olay yaşadım. Daha genel. Şimdi detay vermeyeyim. Hoş olmayan bir mesaj dedim. Yazışmam gerekti. Mecbur kaldım. Ekrana yansıdıysa özür diliyorum. Oluyor böyle şeyler. Yapacak bir şey yok. Yıldız diyorsu var mı demiş. Demnacht Büşer. Hocam yıldız tüyosu vermek istemiyorum. Sacha Boey yerine alınmış 23 yaşında taş gibi bir 8-10 numara arası bir oyuncu. 24 yaşında prime'ını yaşayan güvenilir bir bek oyuncusu görmeyi 1000 kere tercih ederim yıldız oyuncuya. Araya bir tane de böyle yerli oyuncu sıkıştırsa Galatasaray hiç fena olmaz. Şöyle potansiyelle 18-19 yaşında yurt dışında bonservis de ödeyip alabileceğin tarz bir oyuncu olsa süper olur. İlhami Kalabalık ilk süper çatını atmış. Teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Tete Araplara sunmuşlar. Allah korusun demiştim. Pigman Styles yazmış. Eyvallah, diyecek bir şey yok. Ya üzülüyorum sadece. Ya bu çünkü ilk gün belliydi o. Gerçekten belliydi ya. Yani bir kehanet gibi ben yani deli miyim yani? 10 kişinin 8'i de niye öyle dedi onu da bilmiyorum. 10 kişinin 8'inin övdüğü, bir kişinin çekimser kaldığı bir transferi bir tek ben eleştirmiş kaldım. Çok garip geliyor. Mantıklı da gelmiyor açıkçası. Yani anlamsız oldu, çok bariz de o bütçelerle, o maaş bütçesi. Çünkü hiçbir zaman maaş yüksek, bonservis düşük oyuncu hiçbir zaman büyük paralar kazandırmadı. Çok 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 özel istisnalar olması lazım. Ya da aldığın maaşın yine tolere edilebilir bir maaş olması lazım. Mesela Cenk Tosun gibi. Galiba 1 milyon 700 bin euroya Gaziantep'ten Beşiktaş'a imza atmıştı. Ondan sonra çok büyük bir paraya gitmişti. Kendini ispatladıktan sonra. Ama onun da maaşı belliydi. Yani 3,5 milyon euro maaş verdiğin oyuncudan para kazanılmaz yani. 2 kere 2, 4. Pause and drop. Yeni geldim. Demirbay konuştu mu bilmiyorum ama tam toparlıyor derken yine çok çok kötü bir maç geçirdi. Baskıda hata yapan 8 gerçekten çok göze batıyor demiş. Demirbay bence de günde değildi. Kerem gününde değildi açıkçası. Ama İstanbulspor hakikaten orta sahasında muazzam iş çıkardı ya. Yalan söylemeyeceğim. Engin Akpınar süper chat olmayanları okumuyor. Ne yazıyorsunuz oğlum demiş. Ya inan süper chat kadar, chatten de soru aldım. Ama bu adamlar da yazmışlar yani. Bunları da okumamak
mantıklı değil Engin'ci. Ben yazabilirsiniz ama mesela seri seri süper chat okuyorsam belli ki 3-5 dakika sonra okuyacağım. Onu da ayırt edebilmeniz lazım. Yarın yayın var mı demiş Mansur Küçük Aslan chatten. Var. FM yayınımız olacak. Zaha sakat, Ziye sakat. Ne yapacağız? Okan hocam sen nasıl yaptın bu takımı? Yemin ediyorum çaresiz kaldım. Transfer dönemi kapalı. Zaha yok, Ziye yok. Önümüzde 4 Şampiyonlar Ligi maçı var. Biraz şaşkınım. FM'de bakalım toparlayabilecek miyiz? İlyas Demirci 10 numara mevkisinde Pendik'ten Hülle ile Abdülkadir Ömür deniyor. Nasıl olur sence demiş. Ben Abdülkadir'i severim. Ama şey olduğunu düşünmüyorum. Pendik'te Hülle ile geleceğini düşünmüyorum. Bence Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür de eleştiri almamak için Avrupa'ya daha uygun bir şekilde transfer yapmayı tercih ederler. Pauzan Drop'a da teşekkür ederim. Kerem Demirbay zaman zaman böyle performanslar gösteriyor mu? Dedim ben İstanbul Spor Ortası'nı çok beğendim. O yüzden de 8-10 arası güçlü dinamik bir oyuncu lazım her türlü. 8'e gerek yok 10 numara sol bek ve kanat alınmalı demiş. Shard of Craft. TT'den bonserviste çıkılabilirse neden olmasın? TT'den Ziyet'ten aynı anda çıkılırsa daha da güçlü bir hamle yapılabilir ya da duruma bakılır. Transfer bilgin var mı? Kulübü mü korumak istiyorsun demiş Şiyar Karahan. Biraz ikisi de. Yani teyit ettiremediğim şeyleri söylemiyorum. Teyit ettiremedim derken hani yönetici teyit etmez sanımlı değil. 2-3 kaynaktan net farklı teması olmayan kaynaklardan doğrulatırsam söylerim. Ama Galatasaray gerçekten transfer çalışmalarına bu Sacha Boey Nelson işleri çözüldükten sonra güçlü şekilde başlayacak. Kerem ceza almalı itici falan tweet atmış. Buzdolabı Serhat demiş. Ha pardon özür bu Serhat Akın için söylemişsin. Bilsem okumazdım Halil'ciğim. Serhat diye okurdum. Yani herkesin kendi görüşü hocam yani katılmıyorsan eleştirini yap geç. Kerem niye ceza almalı yani? Ben katılıyorum %100 katılmıyorum yani %99 da değil. Ama bu kadar kurulmanıza gerek yok yani. Ya eleştirini yap geç ya takip etme mesela. Bunlar daha önemli. Daha alınabilecek kararlar. Herkes için geçerli burada. Benim için de geçerli. Burak İncesu gelecek vaden hoca. Ya gelip sövüp sürekli böyle takip etmeye de gerek yok yani. Demek ki ben senlik değilim aga. Öyle demek ki değilmişim yani. Taciz etmeye gerek yok kimseye anlatabiliyor muyum? İzlemezsin olur biter yani. Sonuçta kendi evimden gece mesela 1.21 geçiyor şu anda. Ve 4.300 kişi var. YouTube'un o saçma sapan krizine rağmen yazıklar olsun diyorum. 5.000 kişiyi gördüğümüz yayında ilginç bir şekilde o yayın krizine bir düşüş yaşadık tekrar. 4.300 kişi olduk. Anketimize de 7.000 oy kullanılmış. En az 25 milyon euro deniyor. O zaman şöyle söyleyeyim. Yeni bir anket açacağım. Yeni anketimizle birlikte beğeni tuşuna basarsanız da müteşekkir olurum. Çok sevinirim. 1036 beğenimiz var. Hedefimiz 1905 arkadaşlar. Bu aydan gelen Mahsun yazdım ya oğlum. Ya söyledim ya cevap verdim ya sana. Ne oluyor ya? Of bu klavyem de deli ediyor bazen beni ha. Kablosuz klavye kullanmak güzel de. Harbi deli çıkacağım ya. Heh. Bu oyun parasıyla. İlk önce sol bek, sağ bek, hücumcu, orta saha, 6 numara. Abonem yıkağım şeyini bıraktım.
Anketimizi başlattım arkadaşlar. Anketimize oy kullanabilirsiniz. Bu ayın parasıyla ilk önce diyorum. Beğenelim ve abone olalım. Lütfen. Sol bek, hücumcu orta saha, sağ bek ve 6 numara tercihlerinizi yapabilirsiniz. Dediğim gibi oy kullanırken beğeni tuşuna basarsanız da harika olur. Ankete şöyle bir bakıyorum. Şimdiden 400 oy oldu. Çok teşekkür ediyorum. Ben de bir suyumu içeyim. Sol bek ve hücumcu orta saha. At başı gidiyor. Sağ bek %16. 6 numara %4. Hepsi alınmalı demiş Burak Çalışkan. Harbiden iyi para. Hepsi de alınabilir ama ilk önce 6 numara ne alaka abi demiş İbrahim Bıçakçı. Okan Hoca'nın 6 numara istediği söyleniyor ya. Ona istinaden yazdım. Ankete cevap verim ama kartın story isterim demiş Güven. Tamam sen ver, ben story'ini atacağım. Rahat ol. Şuraya ayırdım. Abi oy gidiyor. Bu işler biraz daha kurumsal biliyorum ama harbiden insan çok üzülüyor demiş Saşa. Nikli arkadaşımız. Ya üzülmemek mümkün değil. Çok büyük bir başarı hikayesi. Mümkünse bir yıl, bir buçuk yıl daha oynatmak isterdim. Yani sözleşme yapıp 2025 yazında falan satmayı daha çok isterdim. Ama Fransa milli takımına alınmaması vesaire onlar da etkiledi bence ya. Çok şaşırmıyorum o yüzden. Bir de satışın da keyfine varmak lazım. Satıp yerine iyi oyuncu koymak da mantıklı. Doğrusu da bu ya. Buna alışmak gerekiyor. Beğeni binik. Herkes satılmalı anlamı demiyorum. Ama bazen elle tutamayacağın oyuncular da olacak. Yapacak bir şey yok. Camı açayım. Burak İncesu gelecek vaden oyuncu olarak aramıza katılmış. Sağ olsun. Enis Şimşek. Uğur abi neden hala transfer yok? Allah aşkına aydınlat demiş. Uzaklaşıyorum bir teşekkür. Satışlar belli olsun hocam. Belki boy kalır, belki Nelson kalır, belki Nelson gider boya kalır, belki boya gider Nelson kalır. Vesaire vesaire. Strateji belirlenecek. Okan Hoca da Saşa Boy'un gitmesine sıcak bakmadığını da söyledi. O yüzden teklifin yüksek olması şart. Ve ne kadar bütçe geleceğine bağlı olarak da Galatasaray stratejisini belirleyecektir. Bence biraz durum bu. Marka ucuza satıldı o dönemki piyasasına göre. Bunun da karşılığı doğal olarak iyi bir pazarlıkla daha iyi piyata yollamak gerekiyor. Bence Marka rekorunu kırabilirdi. NDI'nin 16 milyon euro rahat rahat edebilecek bir oyuncuydu. Bu ay zaten edecek. Öyle 15'e falan öyle bırakılmaz 15'e. 15 mi 15 hikaye. Enis Şimşek mesajını okudum. İlhan Arda Başar. Abi yayınlar, Luka bir merhaba demeyecek mi demiş. Ya çok bebek gibi uyuyor şu an ya. Uyuyor çocuğu. Çocuğum uyuyor şimdi. Uyandır mıyım? Uyumasa böyle bana baksa alırdım ama bu seferlik izin rica ediyoruz sizden. Emre Çapa demiş ki, o da düzenli yazan arkadaşlarımızdan biri. Bu ay rakamının %50'si bankalar bile, %15'e Ren'e gidecek yanılmıyorsam. O yüzden bonus harici kısmı çok önemli. Bonusların ne olduğu da açıklanmalı demiş. Emre'cim öyle olmakla birlikte Galatasaray'ın harcama limiti yüksek. Ya sonuçta bankalar bile giden para da boşa gitmiş olmuyor. Borcunu ödemiş oluyorsun. Ayrıca sponsorlardan para girişi oldu. O parayı transferde değerlendirebiliyorsun. Hem UEFA nezdinde hem harcama limiti nezdinde. O bakımdan şey değil. Çok bir sorun değil bence. Bankalar Birliği kısmı yaratacak ekstra bir kaynağı da bu sefer transferde harcayabilirsin. Sağ
Samo GS, 19 GS, yine o da müdahalelerimizden hoş geldin hocam. Uğur'um işin kötüsü 20'ye giden adamın yerine 25 harcanıyor. Yandan da 20 gelse şampiyonluktan değerli para aslında vereceğin 3 milyon maaş 10 sene oynayacak. Galatasaray bunu denedi Samo'cum. Galatasaray bunu denedi. Sıcak bakılıyordu aslında belli ölçüde ama piyasasının uçtuğu fark edilince bize müsaade dendi. O yüzden ona da saygı duymak lazım. Yoksa Galatasaray 2000 euro vermişti Sasha Boy'a maaş olarak. Emre Bağlayamaz Boy satılırsa Dubois'u çağırma opsiyonu var mı demiş. 8 aylık üyemiz Emre. Dubois'u çağırma opsiyonum yok Galatasaray'ın. Galiba Başakşehir böyle bir talep olması durumunda para isteyeceğini söylemiş. Dubois öyle yani kafana göre çağırma hakkın yok. Başakşehir isterse var. Başakşehir'de de iyi oynuyor. Fenerbahçe maçında da iyiydi. Galatasaray maçında gol attı zaten. Bu arada chatte de çok Dubois yazıyor. Dubois dönecek mi Saşa giderse demiş Enes Kocakar'ın. Şey bu. Bu arada yani minimal bir para olacaksa onu da gözden çıkarmak lazım. Sonuçta kulübü tanıyan oyuncu. Barış Alper'in arkasında da Bio da oynayabilir. Tatlı bir çözüm olabilir. Ben de sağ beki öyle çözüp parayı orta sahaya harcamaya da sıcak bakabilirim. Abi boy satış sonrasında gelen parayla Roma hazır karışık Mourinho gitmişken Dybala serbest kalmayla alınabilmesi ihtimali var mıdır sence? Olabilir mi demiş. Eşrefcan Dybala'yı alabilmen için Zaha'nın kontratından çıkman lazım. Öyle bir kontrat o. Ya Galatasaray'ın 7 milyon artı 3 kontratı olamaz. Yani kulüp batar o zaman. Yani Dybala'ya 13 milyon bonservis okey ama Dybala yani Türkiye'ye niye gelsin? En kötü ihtimalle aynı kontratının uzun versiyonu falan ister. Çok makul mantıklı mı? Emin olamıyorum ona. Dybala'yı da çok severim bu arada. Dybala Facts diye bir Twitter hesabı açmıştım. Yabancı İngilizce yazıyordum. Dybala Palermo'dayken çok güveniyordum ona. Çok büyüyeceğine. Beklediğim kadar büyüyemedi. Yalan yok ama çok sevdiğim bir oyuncudur. Onu söyleyeyim yani. Onu söylemiş olayım. Dybala serbest kalma süresi bitti demiş Oyuncular Cemiyeti. Mazuri kiralamaya ne dersin abi demiş Mehmet Yakar. Mazuri gelmez ya. Dybala 9 milyon maaşı var demiş Halil Genç. Aynı görüşte olduğumu zaten az önce dile getirdim. Yine mesai sonrası 10-10 aktivite demiş Mehmet Akif Özdemir. Teşekkür ediyorum hocam. Hoş geldin. Emir Yapıcı. Güzel bir soru sormuş. Torreira artık çok zorlanıyor. 8 ve sol bek şart. Artık bu takımın kanatlarında Kerem ve Barış'ı 4-4-2 kaçınılmaz demiş. Ben Barış'ın bekte de devam edebileceğini düşünüyorum. Belki Kerem Zaha yani 4-4-2 olacaksa zaten Zaha Icardi önde olur. Ziyech'in durumuna göre oyuncu bakılır. Geçici de olabilir bu arada. Ziyech ve Tete'nin durumuna göre geçici bir oyuncu çözmek ve Zaniolo'nun dönüşünü beklemek daha mantıklı olabilir. Ya Raşit Say'ı alacaksın, sabit olacak. Bir kişi sabit olacak. Gerisi ne riske giriyorsan gir. Tete'yi mi alıyorsun, Ziyech'i mi alıyorsun, ne alıyorsan al. İşte hata. Tete'yi bilmiyorum. Erdem Bey, Erdem Timur çok eleştirilen oyuncularımıza da teklif var demişti. İnşallah TT'dir diye düşünüyorum. TT'ye ise kabul etmek ve süreci tamamlamak çok daha makul mantıklı olur diye düşünüyorum. Yapamıyor abi çocuk işte. Yapamıyor yani. Uzatmanın bir manası bence yok. Emir'e teşekkür ederim sorusu için. Ali Tugay Güneş. Bu ayı sezon arasında satmak şampiyonu satmaktır. Satılacaksa da sezon sonu sayılmalı demiş. Satılmalı demek istemiş. Ali Galatasaray tarihinin en pahalı oyuncusu kim? Satışı. Ben sana söyleyeyim. Badou Ndiaye. Badou Ndiaye satıldığı
Transfer sezonunda Galatasaray kimi aldı? Marcao'yu aldı. Birkaç takviye daha yaptı. Ve sonunda da Marcao Luyendama'yı aldı birlikte. Ne oldu sezon sonunda? Galatasaray şampiyon oldu. Demek ki X bir oyuncuyu Avrupa'dan istenince verildi diye çok da sorun olmuyormuş. TT'ye 1.5-5.5 teklif var demiştir Robert Sancho. 5.5 teklif verse TT'ye de 1 milyon ateşlerim. Al bu da bizden. Gönlümüzden koptu derim. 1 milyonu maaşına eklesinler, biz 4.5'a veriyoruz derim, yollarım. Gerçekten böyle. Hayır o sezon değil demiş Furkan Düz. Ama Vado Ndiaye'nin gittiği sezon Galatasaray şampiyon oldu Furkan. Belki şey karıştırmış olabilirim. Marcao Luyendama çünkü Ozan Kabak satışından gelen... Yok Ozan Kabak... Ama Ozan Kabak döneminde Cagne geldi. Doğru. Marcao Luyendama geldi. Ulan biraz iki sezonu birbirine kattım ama iki şampiyon oldu Galatasaray işte. Satışta olmuyor. 16 milyon euro sattın. Tete gibi kanat ne zaman izledin demiş Onur Dix'in. Yemin ediyorum izledim mi emin değilim ya. Mesela Galatasaray tarihine bana daha kötü sağ, yabancı sağ kanat söyleyeyim mesela. Daha kötüsünü. Bak Fabio Pinto falan bile daha en azından çocuk diyordu ki çalınmalı mı atıyor da beceremiyor, sonunu getiremiyor falan diyordu. Fabio Pinto'yu bile daha çok seviyordum. Bugün arkaya kaçan toplarda boyu çok aradık demiş Ali Tugay. Ya haklısın ama futbol böyle bir şey değil hocam. Yaza bırakırsan 25 milyon olur. 12 milyon. 11 milyon. 14 milyon euro kim verecek? Ve boy kalırsa da hiçbir şeyin garantisi yok. Boyun kaldı mesela. 3 Şubat'ta sakatlanmayacağının garantisi de yok. O yüzden öyle bakmak lazım. Sekidika demiş. Sekidika daha forvetimsi adamdı ya. Pino da öyle. Hayrovic. Hayrovic olabilir. Ama Hayrovic'in sıkıntısı hem parayla gelip bir de bedava kaçmasıydı. Kulüc'deki kanat oyuncusu demiş Yunus Akgöz ama o Kulyo sağ kanat değildi ya. Kulyo bile, Kulyo'nun katkısı daha yüksekti ben size söyleyeyim. Karuska vardı sol açık demiş. Karuska'da da şöyle, Karuska geldi. Geldi kamp döneminde Arda Turan patlama yaptı. Karuska'nın suçu olduğunu çok da düşünmüyorum açıkçası. Minje ve şimdi de boy. Ülke için çok mutluyum demiş Umut Aksu. İlk süper chatinde. Ya çok değerli transferler. Türkiye Ligi Marcao'yu Sevilla'ya, Kimmiçe'yi Napoli'ye, sonra Bayern'e, Sacha Boey'i muhtemelen direkt Bayern'e ihraç etti. Ya bunlar düzenli Şampiyonlar Ligi takımları. Ya bunlara diyecek hiçbir şey yok. Gerçi Sevilla seneye olmayacak o belli. Ama Bayern Münih bir de düz Şampiyonlar Ligi takımı da değil. Yani Bayern Münih her zaman turnuvanın top 5 favorisinden biri. Çok değerli bir oyuncu. Ümit ediyorum. Daha da güzel yerlere gelir. Sasha'yı çok seviyorum. İnşallah başarılı olur. Sinan Gümüş demiş Furkan. Sinan Gümüş bile daha çok gol attı abi. Sinan Gümüş de aynı değil ya. Bir de yabancı dedim. Yiğit Gökolan yani. Yerli yabancı demesem Yiğit Gökolan derim. Tete sağ bek yapar mı dedi Sedat. Yapamaz hocam. Yavaş oyuncu. Gross Kreutz da oynamadı ya. Arda Real Madrid'de var. Doğru. Ama biraz şey... herhalde yabancı savunma oyuncuları tadında söylemiş. Marcao geri alınsa nasıl olur Uğur demiş Serkan. Marcao'nun geri alınması için bir tane mantıklı senaryo var. Abdülkerim'i tutamayacak durumda olursun. Abdülkerim'i iyi bir teklif gelir. Kulüpte kabul eder. O gün Marcao'yu geri alırım. O gün. Bir gün beklemem. Veririm 7-8 milyon. Giderim.
Alırım yani. Bu arada sezon sonu Verratti gelecek demiş Ali Tugay Güneş. Gülmüş. Abi şimdi şey gelecek ama Verratti'ye hayır demem demiştim. Yani çok özel bir oyuncu bence. Ama Sasha Boy satılacaksa Verratti'ye de hayır derim. Galatasaray'ın canavar gibi bir oyuncuya ihtiyacı var. Gerçekten. Hani olmaz yani bence 50 milyon euroluk falan oyuncu da profil olarak söylüyorum. Kepren Turam gibi falan bir adama ihtiyacı var. Getson Fernandez'e ihtiyacı var. Anlatabiliyor muyum? Endombele gidemez mi bu dönem demiş Sami Kopartan. İnşallah gider. Bence ihtimal var. Zaniola kalır mı Aston Villa'da demiş Emre Gümüş. Chat'ten zor. Aydın Yılmaz var Tete kadar kötü demiş. Aydın sahada kalamıyordu. Sakatlıkla alakalıydı. Tete'den Aydın Yılmaz da daha iyiydi hocam. Bu ay kesin gitti mi şimdi demiş Taha. Kesine yakın hocam. Kalma ihtimali mucize bence. Kalma ihtimali mucize. Tete 7.5 teklif geldi deniyor. 10 istenmiş. Düşüncen demiş Ali Utku. İnşallah böyle dedi. 7.5 teklif geldi ve alın 6.5'a götürün dendi. Daha şey olurdu bence. Aydın çok daha iyiydi demiş. Yorfa demiş Ali Rıza hocam. Ali Rıza doğru amacı chatte de. Yorfa'yı da ben yetişemedim. Ha Ontivero'yu kanat kabul edeceksek Ontivero'yu. Sabri Yararen. Ontivero olabilir. Ontivero bayağı kötüydü ya. Ontivero'yu Mancini'nin tanıdık scout'u önermiş alalım diye. Scout ekibi scout sistemine bakmış. Dünyanın her liginden video var. Ontivero'nun görüntülerini bulamamışlar. Raporlanamayacak kadar nobody bir oyuncuyu aldı Galatasaray'a. İnanılmaz bir şey. Emil Breivik vardı Molde'deki. Adam bayağı iyiydi. Ona ne oldu demiş Sami. Kopartan hocam. Sami sakatlandı o ya. Kaval kemiği gitti. 3 ay falan yoktu en son. Daha süper chat atmış. Teşekkür ediyorum. Bekir 11 ilk süper chat'ini atmış. Çok sağ ol hocam. Minix. Abim nasılsın? Umarım keyfi yerindedir. Antrenman bitti. Koştum. Sence Galatasaray Avrupa'da ne yapar? Kadro final gibi oyun imkansız diyor demiş. Ya Avrupa Ligi İnan hiç kimsenin en büyük favori kim desen onun bile final garantileyemeyeceği bir turnuva. Çünkü çok sık maç var. Sürekli formda olman lazım. Hiç hata yapmaman lazım. Ekstra bir penaltı kırmızı kart götürür seni yani. Her şey olabilir. O yüzden Galatasaray için adım adım bakmak lazım. Şimdiden yani dümdüz final diyebilecek tek takım ne bileyim öyle Liverpool elenir, City elenir falan. Bayern Münih 3. olur grupta. O zaman dersin ki bunlar final ve kupa favorisi. Ama şey de değil. Öyle bir takım da yok mevcut. Abi Yıldız Makine'den mezun mu oldun yoksa yarıda mı demiş Ali Alperen Demirok. Sadece bitirme tezim duruyor Ali Alperen. Bitirme tezi içinde yani 6 ay falan çalışma yapmam lazım. Bir de çok zaman oldu. Belki 6 ay belki 1 sene. O yüzden yarıda kalmış gibi gözüküyor şu an. Ama bir gün Kemal Sunal gibi okuldan abim olur. Kendisine tanışma şerefine nail olamasam da. Kemal Sunal için okula girip o yaz Kemal abiyi kaybetmiş olsak da Vefa Lisesi'ne. Kemal abi gibi bir 50 yaşında kep atarsam şaşırmayın. İlk süper chat'i inmiş bu arada Ali Alperen'in. Bu arada Anket enteresan çekişmeli gidiyor. 2222 oldu. Oy kullanılmış. Boy'un parasıyla ilk önce dedik. Hücumcu orta saha %41, %35 sol bek, %18 sağ bek, 6 numarada %6. Sıralamaya ben de katılıyorum.
Ama ben ağırlığımı hücumcu orta sahaya verirdim ama hoca da sol bek istiyor deniyor. Beşiktaş Fenerbahçe'den oyuncu alabilecek olsan kimleri alırdın? Eyüp sormuş. Fred veya Getson. Ya da şöyle, Getson alırdım Beşiktaş'tan. Fenerbahçe'den Ferdi'yi alırdım. Çünkü Beşiktaş'tan sol bek alamam. Ama orta saha alabilirim. Fenerbahçe'den bir kontenjanım varsa Ferdi alırım. Beşiktaş'tan bir kontenjanım varsa Getson alırım. Osman Zeki Hoca Süper Lig'de nasıl iş bulamadı demiş Big Man Stars. Ben de anlamadım. Çok başarılı bir teknik adam. Bu arada bayağı dil konusunda da İspanyolcası muazzam yani. Bana La Liga'da hoca takım çalıştırabilecek kadar İspanyolcam var demişti. Kendisi çok geliştiren bir teknik adam. Bugün de iyi performans gösterdi. Tebrik ediyorum Osman Zeki Hoca'yı. Şey yapamayabilir. Ligde tutamaz muhtemelen ama tekrar bir kendini hatırlatır lige. Ne kadar değerli bir adam olduğunu. Nelson satılması için Euro beklenmeli mi sence demiş Enes Demirkol. Yani bu ay şimdi satılıyorsa Nelson'u turnuvada satmak daha mantıklı olabilir. Onu da söyleyeyim. Supplement gurmesi Yunus ve Mitchell'ü hiç vermeseydik keşke demiş. Hocam Yunus ya Allah kitap aşkına bak Ziyech duruyor. Ziyech var. Tete'yi alıyor. Ziyech duruyor diyorum. Yunus takımda mesela Raşit'si alınmıyor. Yerine Tete alınıyor. Bir de Ziyech alınıyor. Bir de Barış Alper var. Dördüncü sağa çıksın. Kalır mısın sen? Tete'nin arkasında kalır mısın? Ben kalmam. Mitchell'ü de biz kontenjan için verdik yani. Mitchell verildi. Mitchell için. Hem 3-3 vermeseydik keşke diyorsun. Ama ben de ona da katılmıyorum burada. Mitchell'lük bir mevzu değil. Mitchell mesela ligdeki en güçlü performanslarını yeni yeni veriyor. O da belli ki geri kalmıştı. Daha katkı veremeyen bir oyuncu olarak kalabilirdi. Fiziksel durumu iyi değilmiş belli ki. Shard of Craft. Tete, Zaha, Kurtul, Ziyech kanat transferleri yapılmalı demiş. Ziyech kanat transferi yapılmalı. Ya şimdi Zaha'yı aynı kefeye koymak içimden gelmiyor. Böyle Ndombele tarzı, Tete tarzı oyuncularla. Bunu daha önce de söyledim. Ama Zaha'nın kontratı Icardi kontratı. Zaha'nın Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray 3.lükten 2.liğe taşıyacak oyuncuydu Zaha. Bunu yapamadı. O yüzden kırgınlığım geçmeyecek. Ama ve lakin şunu söyleyeyim. Çok da böyle inanılmaz zarar yazıyor mu? Performansı devam ettiği sürece, skor yaptığı sürece idare edilir. Sezon sonu da bakılır. Acil gitsin. Acil kurtulalım dediğim bir oyuncu değil. Ama iyi teklif gelir. Bir daha bu böyle bir teklif gelmez dersen veririm ben. O kadar da böyle bağımlı olma yanlısı değilim. Onur Online'ın kanal için ülke seferber olmuş demiş Yağızcan daha. Vallahi öyle çok uğraştım gece yani Google'dan bir temas bulabilmek için gece yazışmalar yaptım ettim falan ama bir şekilde açıldı. Onur halletti meseleyi. O yüzden üçlüyle birlikte yayınlanacak. Güzel oldu yani. Çok üzülmüştük dün gece. Dün akşam haber verdik. Arıyoruz açmıyor falan bir de. Arda'dan arıyor. Ben arıyorum. Muharrem Ardıç 5. Süper Chat'ini atmış. Sağ olsun Burak Koç. Teşekkür ediyorum. 10 kişiye üyelik hediye etmiş Burak. Mika ne? 7 aylık üyemiz. Sağ bek Kambedi. Sol bek Loco. 10 Kamada. Eşitlik şampiyonluk demiş. Yani fikir olarak güzel ama bu isimler illa bu isimler olsun da demiyorum. Ama 3 aşağı 5 yukarı bu profil olmalı. Belki daha iyisi olabilir bazı oyuncularda. Halil, pardon hocam seni zan altına bırakmak istemem ama X'de önüme düşen her sayfadan düşüyor. Sıfat ekstremesi tamamen bana aittir. Baraj yorumu nedir? Teşekkürler demiş. Ya bence barajda da çok ya o kadar ufak tefek şeyler büyütülüyor ki. Ben bir problem olduğunu düşünmüyorum barajda da. Torreira'nın Emir Kağan'ı da o kadar bozduğunu düşünmüyorum. Bozduğunu bile düşünmüyorum. Elini koyuyor.
Emir Kağan onu görüp kendini biraz bırakıyor bence. Penaltı, %100 penaltı pozisyon. Baraj için biraz tartışabiliriz ama ben bir sıkıntı görmüyorum. Yani bu tarz baraj şeyler ufak tefek şeyler. Kornerde hafif ter çekersin ya böyle. Hafif. Penaltı, bu da penaltı değil dersin. Çekmişen penaltı dersin. Onun gibi bir pozisyon. Oluyor yani. Standart şeyler böyle. Kenan Bayındırıcı gelecek vadeli oyuncu olarak aramıza katılmış. Taylan Kırgın gelecek vadeli oyuncu olarak aramıza katılmış. Kez abinin Öztürk de aynı şekilde. Hepiniz çok sağ olun arkadaşlar. Üye havuzumuz genişliyor efendim. Touch Start Beast. Abi bugün tribündeydim. Endombele ısınmaya çıkınca gerildik. Oyuna girecek diye. Okan Hoca'yı çok başarılı buluyorum ama bu ısrarını anlayamıyorum. Neden demiş. Bir süper chat'i, ilk süper chat'inde. Kardeşim ben de aynısını düşünüyorum. Bir ara topu kaptırdı yere falan düştü. Yani inanılmaz gibi dünya. Ya topla ilişkisinde zaten bir problem yok. Ben yeteneksiz oyuncu demiyorum ama performans veremediği, ya performans vermeye yakın da olmadı. Çok aşikar. Galatasaray forması bence daha biraz daha ağırlığı yüksek olmalı. Fiziki yeterliliği olmalı yani oyuncunun forma alabilmesi için. Okan Gökkan bu ayı 25 artıya satıp Barış sezon geri kalanında defans olarak geliştirecek. Gelecek sezonki Avrupa'da pazarlayabiliriz. Yayını beğenelim demiş. Kalp atmış Okan. Barış Alper zaten kotarabilir. Ben sağ bek ya da sol bek duruma göre hangisine iyi bulsunu buluyorsan diğer tarafa yazarım. Sol bek alıp sağ bek yazmak daha mantıklı geliyor ama bana. Milli takımda da ön açık olursa, turnuvada oynarsa gayet başarılı, iyi bir iş olur. Burak Koç, bizim bir Hamza Akman, Baran Aksakal vesaire vardı. Bu çocuklar neden hiç oynamıyor demiş. Baran kiralık gitmişti galiba Şanlıurfa'ya. Orada da başarılı olamadı. Hamza altyapıda fena performanslar sergilemedi. Özellikle bazı U19 Şampiyonlar Ligi maçlarında çok başarılı. Özellikle Bayern Münih maçlarında hakkını teslim edeyim. Ama şimdi orta sahada hani Kaan Ayhan'ı, Kerem Demirbay'ı kesip Hamza Akman'ı atın. Mertens'i kesip Hamza'yı koyun. Hani 8-10 falan daha çok değerlendirildiği için söylüyorum. Ya da kanatta Kerem ya da Zaha oynamasın, Hamza oynansın diyemiyorsun. O yüzden de ya altyapıda süre almaya devam etmesi lazım ya da kira gidip süre almaya devam etmesi lazım. Doğru olan bu bence. Baran Aksak'a inanılır gibi değil ya. Birinci ligde 10 dakika 2 maçta, Türkiye Kupası'nda da 45 dakika oynamış. 55 dakika oynayıp yollamışlar çocuğu. İnanılmaz valla. Teklif 6'ymış. TT'ye yönetim 8 üstü bekliyormuş demiş Ayon. Abi lütfen beni sinirlendirmek için mi yazıyorsunuz ya? Neyse. Yani yönetim daha fazlasını alırsa helal olsun diyeceğim yani. Helal olsun derim. Yeter ki gitsin yani. Yeter ki gitsin. Uğur abim, MO'ya direkt Erik Pulgar çekelim mis gibi demiş K'ye. Bu Erik Pulgar tayfa nerede kardeşim? Pulgarcılar. Hayırdır, arazi oldunuz yazdan beri. Pulgar tayfamız vardı. Başka bir iki tayfamız daha vardı. Ne oldu? Nereye gittiniz ya? Pulgar üzülüyor. Pulgar kelimesi artık 5 bölümde bir geçiyor ya. Ayıp değil mi yani? Mustafa Milli gelecek vadeli oyuncu olarak aramıza katılmış. Serdar Varlık rotasyon oyuncusu olmuş. Hoş gelmiş. Mustafa ilk süper chatini de atmış ayrıca. Sercan Demir, Kepren Turam gönlümde yatan aslan demiş. Benim de ama öyle bir yani %1 bile beklentim yok. Profil olarak söylüyorum. Ayrıca bu futbolda Sparta bırak vizeler at fava bekle demiş. Atmak istemem Sercan'cığım. Sen Avrupa Ligi'nden umutlu musun? Umutluyum ya, niye olmasın ya. Ama Sparta Prag biraz şöyle, haklısın, Sparta Prag biraz ters bir eşleşme oldu. Yani biraz garip gelebilir. Diğer takımlar daha isimliydi ama daha oynamak isteyen takımlara karşı Galatasaray daha bozucu, daha kendi gibi oynayabilirdi. Şimdi set oyununda iş yapmak zorunda kalacak. Neler olacağını göreceğiz. Abi Pulgar tayfa burada demiş Abdullah Uzun. Pulgar tayfa demiş Kerem Kırpık. Marek Hines diyen var Burak Şimşek. Enzonzi diyen var Taha. Tayfalara bak ya.
Yağız Özmeriç de gelecek vaden önce olarak. Aramıza katıldı sağ olsun. Avrupa Ligi'nden devam edilebilir. Neden olmadı? Yani doğru kura, doğru form durumu gayet olabilir bence. Kaan Solak, Altay Lükemi selamlar saygılar demiş. Mesajını buna harcamış. Sana da selamlar hocam. Sana sevgiler ayrıca. Poyraz Baltacıgil, Cem Karacan Etebo bile Endombele'den iyiydi üzgünüm demiş. Etebo'nun Kasımpaşa driplingi büyük. Şu anki Endombele Galatasaray kariyeri bence. Maalesef durumlar bunlar arkadaşlar. Şöyle bir bakayım. Bir Fabrizio Romano ek bir bilgi geçmiş mi ona bakalım. Buraya Harry Kane'e benzetmiş bilmem ne. Yok, bir saat önceki tweetini RT yapmış. Ne 15 milyon ya? Geçmişleri Fabrizio. Sevgili dostlar, bir anketimize bakalım. Anketimize bakarken sizden ricam, 4300 kişiyiz. Beğeni tuşuna tıklamanız. Beğeni tuşu 1376'da. Gönlüm 1905 beğeni istiyor. 1905 beğeniye bugün erişmemiz gerekir diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Abi oyuncu puanlama şortu gelmemiş demiş Nelanis 03. Haklısın. Bugün ıskaladık. Erdoğan Adili tayfayım ben de demiş. Mehmet Hakan Özer gurme bir tercih. Vallahi şortu yapamadım ne yalan söyleyeyim. Yani şey, yayına hızlıca yetişeyim diye. Çünkü hafta içi 8'de olunca maç hiçbir şekilde yetişmiyor. Hafta içi biraz pas geçiyorum galiba. Ama hafta sonu gelecek merak etmeyin. Hepsini yapar edeceğiz. Bu arada hücumcu orta saha %40, sol bek %35, 41 oldu hücumcu orta saha, sağ bek %19, 6 numarada %6. 6 numaraya %6 çıkması gayet güzel oldu. 3000'e yakın oyumuz var. Anketi sonlandırıyorum. Sevgili dostlar, sizleri çok seviyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi yayınlarımızda MediaMarkt'la işbirliği haline yapıyoruz. MediaMarkt'a teşekkür ediyorum. Karakulukçu ailesi olarak karne hediyelerinin MediaMarkt'ta tam zamanı arkadaşlar. Siz de açıklama ve chat'teki sabit linkten ürünleri göz atabilirsiniz. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden oyun konsollarına çeşit çeşit teknolojik hediyenin hediye MediaMarkt'ta sizleri bekliyor arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Bu saate kadar beni yalnız bırakmadınız. 5000 kişileri gördük. Hala 4200 kişi var. Yarın yine yayındayız. Öyle sizi bırakmam kolay. Yarın Galatasaray'la FM kariyerimize devam ediyoruz arkadaşlar. Sasha Boy transferi netleşirse bir son dakika yayını yaparım. Gelişine video patlatırım. O ayrı. FM yayını olacak. Cuma günü. Cumartesi günü. Milyoner maçını yapacağız. Galatasaray Fenerbahçe maçlarına ön bakış atacağız. Pazar Fenerbahçe, pazartesi de Galatasaray yayınlarımız olacak. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Üst seviye oyun deneyiminin tam zamanı. MediaMarkt sundu.